Anglikan kilisesinin müfürde yürüyen hükümettir. Kraliçe de Anglikan İngiliz kilisesinin başıdır. Kraliçadır. Şimdi kraliçe başıdır. Kral olduğunda kral başıdır. Devlet din üzerine kurulmuş devlettir, imparatorluktur. Anlaşıldı mı? Laik değildir. Binaenaleyh, yani Allah'a inançları var. Onun üzerine bütün muhtelif cinsten insanları, taifeyi, her cinsten, her dinden, her inançtan insanlara ilan çıkarttı kraliçe ki, aman dedi, dua etsin herkes. Benim tabağım dua etsin. İster kilisede, ister havrada, ister camide, ister temple'da, nerede isterse dua yapsın. Cenab-ı Hak'tan rahmet isteyelim. Emredelim, ferman edelim dedi. Kimse şey değil. O Şaban ayında orada bulunuyordum. Dedim ki, biz de ehl-i İslam, ehl-i sünnet ve cemaat olarak biz de dua edelim. Lakin elbette ki bizim duamıza isticabe olacaktır. Önümüzde Ramazan geldi, kurtulacaksınız dedi. Çünkü rahmet edecek. Evveluhu rahmetun. Vevsatuhu magfiretun. Vahirehu etkum minen nirandır. Rahmet edecektir. Cenab-ı Hak kimin duasını kabul edeceği belli değil ama biz ehl-i İslam, ehl-i sünnet ve cemaat olarak dua edeceğiz dedi. Çıkıp o büyük meydanda bir dua yaptık. Cenab-ı Hak icabet buyurdu. Emmeye başladı rahmet. Ramazan'ın başından itibaren emmeye başladı. O münasebetten kaç yüz kişi de İslam'a müşerref oldu. O rahmeti gördükleri vakitte. Ben dedim Ramazan bir mademeyi kurtulmuş oldu. Edeceğiz dua. Fırsattan istifade Ramazan geldi madem bizim dualar olacak. Cenab-ı Hak duaları kabul etti. Onun için yerine çalışmanızak nereden geçineceğim? Ben nereden nasıl geçineceğim? Yukarıdaki ya, gökyüzünden rüzgâr indirmese Allah senin paran nasıl ya? Sana ne getirecek? Bir hazine bulmuşlar. Hacı Efendi, o hazinenin ucunu bucağını kimse bilemiyor. Hazineyi açtıkları vakitte lebalep, cevahirle dolu. Üzerinde yeğit denizinden bir parak bulmuşlar. Üzerinde yazıyor. Ey bu hazineleri eline geçiren adam! Bu benim kıssamı, benim hikayemi dinleyesin. Ben bu hazinelerin sahibi olan filan melik, filan kral idim. Cenab-ı Hak bizi açlıkla müptela kıldı. Bize açlıkla ceza verdi de bir lokmayı arar olduk. Ve ben bu hazinenin sahibi olan kral bir zembil altın doldurup bir çavuşuma verdim memleketi dolaşsın ve bir lokma ekmek, bir lokma yiyecek bir şey mukabilinde bu altınları döksün, o bir lokmayı alıp bana gelsin. O çavuşların dolaştı, bir tek kimse bir lokma ekmek veremedi. Ekmek yerine başka bir şey de bulunmadı. Benim açlığımı, açlık elemini dindirecek bir şey de bulunmadı. Geldi. Dediler ki veren olmadı. Onu dökünüz dedim. Her biri bir zembil altın değerinde cevahir doldurup da çıkın demiş. Bu hazinemden her biri bir hazine değer cevahirle doldurdum ben onu. Gene gidin, gene dolaşınız bu şeyi değerinden. Kimde bir şey varsa getiriniz yemek için. Gene dolaştım.
geldiler ve dediler ki veren olmadı çünkü yok. Bu hazinenin sahibiyken ben gelecek bir lokma bulamadan emrettim. O cevahirleri dövdüler. Toz haline getirdiler. Ben o tozları yutuverdim. Üzerinden biraz çamurlu su bulunmuş. Onu da içtim. O benim içerimde doldu. Ben öldüm ben. Bunun sahibi benim. İşte bunu ibret için buraya yazdım dediler. Anlaşıldı mı? Siz bolluk genişlik içerisinde yaşayan insanlarsınız. Lakin nimete itibar etmiyorsunuz. Nimeti gözetmiyorsunuz. Ondan ibret alınız. Aleyhisselatü vesselam hanem-i saadetin bir köşesinde kuru bir ekmek parçası buldu. Arpa ekmeğinden, peksemen. Onu oradan aldı. Üzerini üfürdü ve yedi. Ve buyurdular ki ey ya Fatime veya Ayşe hangisiysen onlardan birisine nimeti gözetiniz. Çünkü nimet gücenip giderse onu barıştırması zordur. Aleyhisselatü vesselamın usulü nerede? Edebi nerede? Bizim halimiz nerede nimete karşı? O şey kağıtları, mendil kağıtlarıyla birdenbire o nimeti nasıl silip süpürüp atıyor? Nimetin içerisine o mendil kağıtlarını da böyle batırıp koyuyor. Başkası yemesin diyerek. Öyle kötü tabiatlar alıştı bu millet şimdi. Allah Celle ve Ala şaka yapmaz. Cenab-ı Hakk'ı gözetmek lazım. Nimeti gözetmek mun'im olan Allah'a tazimdir. Tanesini de gözeteceksin. Eskiler ömlük kordu ki yere bir şey dökülmesin. Dökülen bir şey olursa da kuşa kurdu atardı. Sizin gibi helal şeyine değildi. Kapkacaklarını sefelaya akıp gidiyor. Rızık. Rızık da bunlar Cenab-ı Hakk'ı töhmet altında tuttular. Dediler ki bu ailemiz olmasa biz ölecektik. Allah nerede? Rızak nerede? Rızıkta şüphe, rızakta şüpheyi çekiyor. Rızak Allah'tır. Demek Allah'ta şüphe olduğu için döndür diyerekten kaç tane gördüysen bu rızık meselesinden güzel inanıyor. Muhminin sıfatı nedir? Böyle söylendi Sultan Mülevliya Şeyh'imiz adı. Gökyüzü çelikle kaplansa, yeryüzü kaya kesilse, nereden rızık gelecek diye şüphesi olan adamın imanı yoktur. Allah diyor ben vereceğim. Yer kapalı olsun, yer kapalı olsun. Sana ne yapacaklar? Kul feyekun ben halk ederim. Elhamdülillah. Onun için aylık peşinde olma. Sen ilmini Allah için artırmaya bak. İlmini bilmeyenlere de aktarmaya bak. Tekeffelallahu rizka talü'l alim. Bu hadisi şerifi de kulağınızdan çıkartmayın. Cenab-ı Hakk'ın umum insanlar için rızka kefaleti vardır. Kefilim diyor bütün mahlukatın. Bilhassa efendim talib-i ilim olan kimsenin rızkını tekeffül etti. Halis, halisan li veçhilla. Size talib-i mütalim okutuyorlar mı? Okutulmuş mu? Okuttular mı size? Size onu hocalarınız okutsa ne kadar iyi olur? Ya. Çok güzel kitap o. İmam Gazali Hazretleri uyandırır. Lan bu şiddi izandır. O talib-i ilim olanın rızkına Cenab-ı Allah hususi kefil oluyor.
suretle ta işin başından itibaren elhamdülillah beylik çerçevesinden bize bir şey nasip olmadı. 50 senedir beylik çeşmesinden bir lokma da yemedik. O bütün meşayikların usulü de olur zaten. Mesakardılar, hizmet ettiler. Sen Allah'ın hizmetinde olursan milleti sana koştur. Aman olsana. Ha bu dersizlik için. Ve minallaha tevfik yetişir. Allah razı olsun. Allah bizi affetmesin. Amin.